fizyoterapi görecek hastanın yakınlarına nasıl eğitim veriyorsunuz? Bu çok önemli bir konu. Hastanın kendisi, bir de hastanın bakımını üstlenen yakınların en uygun şekilde eğitilmesi. Ne zaman doktoru araması gerekiyor, ne zaman önemli bir durum, ne zaman işte beklenen bir yan etki. Bu konuda neler yapıyorsunuz? Nasıl bir yol izliyorsunuz? İşte biraz önce de söylediğim gibi, ilk geldiği zaman hasta özel tedavi protokolüyle ilgili eğitim veriliyor. Ayrıca bizim kata uygulamaya geldiğinde de ayrı bir odada hem hasta yakınlarına hem hastalara grup eğitimi vermekteyiz. Bireysel olarak da böyle ayrı bir cihaz varsa takılan hastaya, onunla ilgili de özel bilgi veriyoruz. Biz önemli durumlarda ne zaman doktora ulaşması gerektiğinde o konuları tek tek anlatıyoruz hastalara. Beklenmedik bir durumda nereye ulaşması gerektiğinde, mesela işte herhangi bir yerinden bir kanama olursa en yakın acile gitmesi gerektiğini, işte ateşi 3 kez 38 veya 1 kez 38,5 olursa doktoruna ulaşması gerektiğini veya en yakın sağlık kurumunda bir kan sayımı yaptırıp oradaki acile başvurması gerektiğini. Bunlar ayrıntılı olarak verdiğimiz kitapçıkta da mevcut. O şekilde, ama çok önemli. Yani her ilacın yan etkisini hemşirenin bilmesi ve çok ufak bir ipuçları bile olsa hastaya söylemesi çok önemli. Çünkü bazen biz normal bir yan etkiyi hasta farklı bir şey zannedip acillere gidebiliyor. Yazık, tekrardan kanseri yapılıyor hiç gereksiz. Halbuki bu ilacın yan etkisi. Mesela yaptığımız ilaçlardan bir tanesinin kaslarda ağrı yapması. Bunu hemşire söylemezse eğer, çok ufak bir ipucu. Ama insanlar tabii bir de ilk kez geldiyse çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Tabii. Çok güzel. Ayrıntılı bilgi veriyoruz. Kitapçığımızda da mevcut.